konuşacaksın. Ne bileyim yani, Hülya nasıl? Gidiyorlar. Neden acaba? Annen yüklenecek. Şu anda çok konuşamayacağım çünkü eğitime gireceğiz. Sıla okuma eğitimimiz başlıyor bugün itibariyle. Çok konuşamayacağım çünkü bir dakika kaldı. Bitince görüşürüz. Herkese selamlar. Şu anda hızlı okuma eğitimimizin ilk kısmı bitti. Ben de biraz videoyu ayarladım, edit yapacağım vesaire, öyle oturuyorum. Bugün mesela maalesef 5 saatle kapattım. Bir de bir saat işte hızlı okumaya gitti. Çok fazla çalışamadım. Bilmiyorum ya. Biraz kendimi kötü hissediyorum. Çünkü çok fazla mı dallanıp budaklandım acaba? Hani Discord kullanıyoruz. Discord'da her gün editlerimiz var. Telegram kanalında aktif olmaya çalışıyorum. Aynı şekilde her gün YouTube'a video atıyorum. Ve her gün YouTube'da sabah 6-8 arası canlı yayın yapıyorum. Ders çalışıyorum. Bu yüzden acaba videolar biraz yani özensiz mi oluyor diye düşünmekteyim. Az önce bir tane yorum geldi. Çok fazla dikkate almadım ama videoların biraz özensiz olduğunu mu söylemeye çalışıyordu acaba diye biraz kendimi ufak bir eleştiri yaptım. Eskisi kadar böyle güzel çalışmalı videolar çekemiyor muyum acaba? Yarından itibaren güzelce kütüphaneye gideceğim. Biraz daha güzel videolar gelir diye düşünüyorum. Bir de çekmek istediğim bir video var yani bayağıdır. Ama bir türlü çekemedim. Bugün 5 saat çalıştım. Bir tane her bölümden branş denemesi çözdüm TET için. Ayrıyeten apotemin, modern fizik, modern kimya, modern biyoloji fasiküllerine ilerledim. Başka hiçbir şey yapmadım diye düşünüyorum. Aynen. Bu şekilde. Ama verimli miydi diye sorarsanız 5 saatim 5 saatte verimliydi açıkçası. Yani gayet böyle hem öğrenerek hem eğlenerek çalıştığımı düşünüyorum. Şimdi bir tane krem almıştım. Onu kullanacağım. Bu kremi kullanacağım şimdi. Tabii siz göremiyorsunuz ama benim saçlarım çok yıprandı. Çünkü ben bir sene içerisinde yaklaşık 7 renk falan değiştirdim. Sürekli saçıma açıcıları basıyorduk, rengi akıtıyorduk. Onun yerine başka bir renk falan. En son kuaförüm dedi ki artık ben yani saçına boya işlemi yapmayacağım. Çünkü maşallah değil, nazar değmesin, saçım 7 renkte hala yanmadı. Hepsinde açıcı vardı bu arada. Sadece yıprandı. Hiçbir şekilde kopma da yaşamadım ama en son dedi ki kuaförüm hani zarar veriyorum, bunu yapmayacağım artık dedi. Ve ben kendim evde boyamaya devam ettim. Açıcı aldım. Açıcı kullanıyorum her defasında. Sayayım hangi renkler olduğumu. İlk mor, sonra mavi, sonra yeşil. Sonrasında bir dönem pembe ve sarı kullandım. Sonrasında gri yaptım. En son kırmızı. Şimdi de turuncu. Bakır rengi falan. Şimdi bakırın akmasını bekliyorum ki saçıma artık böyle düzgün bakacağım yani normal insanlar gibi. O yüzden böyle kremler aldım. Bana da tavsiyeniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Bu biraz güzel ama açıkçası saçta kepeklenme falan yapıyor. Çünkü benim saçım hiç kepeklenmez ama bunu böyle sık kullandıktan sonra kepeklenme yapabiliyor ama normalde aşırı güzel yapıyor saçı ve böyle yani bir anda sanki kuaförden çıkmış gibi oluyorsunuz. Gayet böyle güzel bakım yapıyor bence. Öyle. Fiyatı şu an biraz artmış olabilir. Aa, parmağım kanamış. Az önce parmağımı kanatmışım ya fark etmeden. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi lütfen yoruma belirtmeyi unutmayın. Ona göre ben de ilerleyeyim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.